Demin hazır bu o seçim hilelerinden bahsederken bugün zatenize de geldi, Tayfun Bey'e de geldi. Evet. Hüseyin Hakkı Kahveci Togan Yayınları'ndan Yüzyılın Hilesi Sandıktaki Hülle diye bir yeni kitabı çıktı. Bu seçim şeyleriyle ilgili. Biz de okuma fırsatı bulamadık. Evet, okuma. Ama ben, ileride çok ben bilgi var içinde. Daha önce bazı şeyleri aldımdı çünkü bundan sonra bunu da ilgilenen arkadaşlarımız için dikkatlerine sunmak istedim. Kendisini de tebrik ediyorum. Emeğine sağlık. Güzel bir araştırma. O bir bölümü zaten. Hepsi değil. Bizim anlattıklarımızı bir bölümü. Bir başka kitabı geliyor bir süre sonra. Seyredersen gümbürtüyü. Çok güzel şeyler gelecek. İnşallah. Tebrik etmek lazım. İnşallah. Evet.
Ben çok kısa onu da anlatayım sizin için de belirteyim. Türk askerine Mehmet Çıkadı, değerli arkadaşlar, Medine müdafasına verildi. Medine'de. Yani 100 yıllık bir tarihi var, fazla değil. İngilizler ve yani Yemen'de ne kadar şehidimiz olduğu yönünde bir şehidimiz olmadığı için bilgi yok. Fakat Genelkurmay kayıtlarına göre, yani gayri resmi kayıtlarına göre 300 bin rakamından bahsediliyor. Sadece Yemen. Hani giden gelmiyor diyorlar ya, giden gelmiyor. Şimdi Kudüs'ü niye kaybettik biliyor musunuz? Süveyş Kanal Muharebesi'nden çekilen Osmanlı askerleri, hasta trenleri, süvariler, toplar, askerler hep şarapta çekiliyorlar. Şu arkadan da General Erbil'in komutasında bir İngiliz Arap ordusu geliyor. Su istiyorlar Kudüs'te. Yaralılar için su. Tren kadar lazım. Vermiyorlar. Vermeyince anlıyorlar ki Kudüs'ü savunamayacaklar. Çünkü bu sefer içeriden, yani arkadan vuracaklar düşüncesiyle Osmanlı ordusu geriye çekilmeye devam ediyor. Şam'a geliyor. Şam'da toplarla duran, yani Osmanlı ordusu dinlemek için duran Osmanlı ordusu saldırıya vuruyor. Dara Halep, yani şu anda Suriye'de devam eden çatışmaların olduğu bölgeye geriye çekiliyorlar. 3000 asker bir bastında gidiyor. En son Hatay'ı da aşarak Toroslara geriye çekilip muhtemelimizi de kalmaya bakıyorlar. İşte öyle kolay değil. Sadece bir hastane treni, Abdülhamit'in yaptırdığı Cidde, İstanbul tren yolundaki hastane treni 300 tane yaralıyla beraber havaya uçuruyor. Hem zemin geçişte. Bunlarla övünüyorlar. Ben bunlarla övünmüyorum. Arkadaşlarla tabii ki siyasi ilişkiler kuracaksınız. Müslümanlık ilişkisi olabilir bu. Hristiyanlarla da ilişki kuracaksınız. Ama ilk önce biz millet olduğumuz bilincinde Müslüman, Hristiyan, Yahudi bir arada yaşayacağız. Biz 1000 yıldır yapmış olduğumuz şey bütün İslam dünyasına bayraktarlık yaparak bedelini ödemek oldu. Şöyle bir şey düşünün, biz İslam dünyasına bayraktarlık yaptık. Sadece 1. Dünya Savaşı'nda 5 milyon insan kaybettik. Sadece 1. Dünya Savaşı. Peki bizimle kimler savaştı diye baktığınız zaman sadece İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan değil. Bizimle Suudisi, Iraklısı, Suriyelisi, Faslısı, Tunuslusu, Cezayirlisi hepsi savaştı. Ermenilerin işgal ettiği Kozan'da Hintli, Müslüman, subaylar var mı? Bize karşı savaşan Fransız ordusu içerisinde. Yani bunları konuşmaya gerek yok. Burada güven meselesine gelince, tabii ki düşman kim olursa olsun arkanı dönmeyeceksin demişler. 1917'de Bağdat düştüğünde Turanileri Bağdat'tan çıkarttığı için İngilizlere duacıyım diyen Şerif Hüseyin'le, Mekke'ye Şerif Hüseyin'le, 2004 yılında Bağdat'ı yerleştiren Amerikan askerleri için duacı olanlar arasında bir fark var mı sizce? Bence hiçbir fark yok. Demek ki milli gayrimilli ayrımı yapmak zorundaymışız. Yani 2004 ile 1917 arasındaki devam eden 95 senede, 90 senede hiçbir şey değişmemiş. Mantık aynı, mentalite aynı, şu aynı bu aynı. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde ki yönetsel düşünler, işinin fetvalarına bakın, Diyanet'in fetvalarına bakın. Aynı, kafa kafaya, birbirine zıt değil, beraberce. Farkı yok. İster mi bacım başı kapalı olduğu halde, yüzü açık olduğu için kafası kesilsin? Kimse istemez. Bunu Suriye'deki bacım ister miydi? O da istemezdi. Çocuklar ister miydi? Onlar da istemezdi. Buna hiç gerek yok. Allah'a ekber diyerek her kim kimi öldürüyorsa Allah zaten onu lanetliyor. Allah lanetliyor, insanlara bırakmıyor. Allah lanetliyor, üzerlerine olsun. Teşekkür ediyorum. Başka soru soran var mı arkadaşlar? Evet, ben teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için bayağı uzun sürdü. Kafanızı da karıştırdıysam kusura bakmayın. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. We'll be right back.
Bölgenin geleceği nasıl şekillenir? İşte tüm bu soruların yanıtlarını gazeteci yazar Hüseyin Hakkı Kahveci ile konuşacağız. Hüseyin Bey, hoş geldiniz efendim. Tabii az önce açılışta da söyledim, Suriye'yi eline boyuna konuşacağız. Özellikle Türk dış politikası bağlamında konuşacağız ama Suriye ile artan gerilim, o eski dostluklarımız biraz geride kaldı. Ve artan gerilim, evet, artık kahvaltı yapmıyoruz. Gerilim jetimizin düşürülmesiyle has safhaya çıktı ve uzun bir süredir de bunu konuşuyoruz. Pilotlarımız hala kayıp. Jetimizin düşürülmesine uluslararası anlamda diplomatik dilde cevaplar verildi mi? Bunları da konuşacağız ama şöyle genel tabloya baktığınız zaman bunu nasıl yorumlamak lazım? Suriye ile ilişkiler ne boyutta? Jetimizin düşürülmesinin ardından geldiğimiz nokta nedir? Şimdi ilk önce burada Suriye'yi kınayarak başlayalım. Çünkü Suriye bir Türk savaş uçağını hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürdü. Bu aslında bizim için bir kasus belli olmasına rağmen İtidal noktasında kendimizi frenledik diyelim veya en azından öyle gözüküyor. Uluslararası dış politika çevreleri, uluslararası kuruluşların vermiş olduğu tepkiler bana göre cılız kaldı. Çünkü NATO'dan beklenen tepki bir açıklamayla geldi fakat bu açıklamanın öyle çok ses getirecek, çok yankı uyandıracak veya Suriye'nin yapmış olduğu bu hamaset karşılık hareketinin karşılığı olmadığına kanaat getirdik. Biz kendimize dönerek baktığımız zaman netice itibariyle her sıkıştığımızda veya her tutuştuğumuzda askeri açıdan NATO'ya gidemeyeceğimize göre Suriye ile de iki komşu ülkeyiz ve uzun yıllardır iyi veya kötü komşuluk ilişkilerimiz var. Özellikle Esad yönetimine karşı dış politikamızı değiştirerek başlamış olduğumuz süreçten öncesine bakmak gerekiyor. Biz bu süreçten öncesinde Suriye Devlet Başkanı Esad'ı Bodrum'da Sayın Başbakan havaalanında karşılayarak Rixos Otel'de ağırlamıştı. Bu tabii bir reklam değil, gerçekti. Ve bu dönemde Suriye içerisinde farklı bir muhalif hareket başladığı için Suriye Devlet Başkanı Esad ve ailesi tatillerini yarıda keserek Suriye'ye dönmüşlerdi. Evet. Aynı dönemde biliyorsunuz aynı anda Suriye Devlet Başkanı Esad'ın Suriye'ye geriye dönmesinden sonra ani bir ziyaretçi daha Katar Devlet Başkanı o durumda Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmişti ve sonra uçağına binerek tekrar Katar'a dönmüştü. Bundan öncesine baktığınız zaman Suriye Devlet Başkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı arasındaki ilişkiler artık amiyane tabirle kardeşten öte. Neredeyse hani her şeylerini, tüm gizli şeylerini bilir bir noktada bir görüntü profili çizilmişti. Karşılıklı kahvaltıya gidip gelmeler, efendime söyleyeyim İstanbul Borsası'nın gongunu çalan bir Esad ve eşi. Aynı şekilde o süreç içerisinde baktığınız zaman Bakanlar Kurulu toplantısı ve Libya'da olayların devam ettiği süreçte Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Suriye Devleti'nin Bakanlar Kurulu bir arada toplandı. Ve bir ortak baraj temel atma töreni gerçekleştirilmişti. İşte ne olduysa bir anda 360 derecelik bir U dönüşü diyelim buna. Aynı şekilde NATO müdahalesi olmadan Fransa'nın müdahalesinin Libya'ya başlamasıyla Sayın Başbakan Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a Medeniyetler İttifakı toplantısında yapmış olduğu konuşmada NATO'nun ne işi var demişti Libya'da. Orada da bir 360 derecelik dönüş yaşamıştık. Şimdi tabii bu dönüşlerden sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dış politikası, çünkü hükümetler devleti temsil ederler. Evet. Bir anda bir değişikliğe uğradı ve sabah Suriye ile yattık, akşam Suriye ile kalktık. Sayın Dışişleri Bakanı Davutoğlu çok sert ifadelerle Suriye'yi eleştirdi. Sayın Başbakan mecliste AKP grubunda bulunan birçok milletvekili ve bazılarının yandaş veya candaş medya diye adlandırdığı medya grupları aynı şekilde çok sert ifadelerle Suriye'de bir savaş ortamını körüklediler bence bana göre. Çünkü ilk başlarda bu kadar çok sert olmayan bir Suriye yönetimi vardı. Ve bir anda işte Özgür Suriye Ordusu kuruldu, şu oldu, bu oldu vesaire gitti. Şimdi ben buradan şöyle bir şeye geleceğim. Yaklaşık bundan 3 ay önce Suriye'den bir bilgi akışı dünyaya, Facebook üzerinden bir bilgi akışı gerçekleşti. Dediler ki Suriyeliler, bu yalan haber de olabilir. Libya'dan Türkiye'ye gelen hasta olduğu iddia edilen milisler, Kaddafi yönetimine karşı savaşmış olan milisler, tepeden tırnağa silahlandırılarak Türkiye üzerinden Suriye'ye sokuldu denildi. Ve bunların içerisinde 300-500 civarında ABD, İngiliz paralı askerinin de olduğu ifade edilmişti. Bunu başka haber portallarından ve Facebook iletişiminden de birçok kişi gördü.
Evet. Geçenlerde İngiliz Özel Birliği'nin Suriye lideri Esad'ın sarayını basarak korumalarına bir operasyon yaptığına dair de bir haber geldi. O süreç içerisinde Türkiye, yani bu son 3 aylık süreç içerisinde Suriye'de çok ciddi anlamda kan akmaya başladığı iddia ediliyor. Tabii ondan önceki CNN'in haberlerinde işte yanlış haber yapıldığı, işte Irak'ta gerçekleşen bir olayın Suriye'ye değmiş gibi gösterilerek dünyaya rapor edildiği veya dünyaya servis edildiği gibi birçok olay çıktı. Bunların hepsini yaşadık. Türkiye Suriye'nin neresinde? İlk önce biz Türkiye ile Suriye arasındaki komşuluk ilişkimizi tamamen bitirmiş durumdayız şu anda. Evet. Yani araya kan girdi. Sıfırladık yani. Zaten sıfır problemin, evet, sıfır amacı problem o. Biliyorsunuz sıfır matematikte karşıtlığı olan tüm büyük sayılar, küçük sayılar her şeyi sıfırlayan bir sayı. Ve sıfır O şeklinde baktığınız, evet, zaman içi de boş bir sayı. Yani sıfır eşittir sıfır, evet, olduk. Araplar, evet, bir araya gelerek Osmanlı'yı hep beraber Osmanlı'ya karşı çarpıştılar. Süveyş Muharebesi'nde 15 bin esir verdik İngilizlere. Asit havuzlarında öldürüldü dedelerimiz bizim. Suriye'ye General Allenby'nin orduları önünden Filistin'e, sonra Suriye önlerine çekilmek zorunda kaldık. Bir taraftan Yemen'de kaybettiğimiz insanlarımız, Mekke ve Medine'de kaybettiğimiz askerlerimiz, bunların hepsi bizim dedelerimiz, buradan gittiler. Basra önlerinde çekilmek zorunda kalan Osmanlı ordusu, Kutlul Amare'den sonra Türkiye işlerine, doğal Anadolu sınırlarına çekilmek zorunda kalan Türk ordusunu unutmayın. Suriye'ye ilk giren kimdi? Haşimi ailesi değil miydi? Evet. Bugünkü Ürdün ve Suud ailesinin başındakilerdi. Yani o gün İngilizlerle ittifak yapıp Osmanlı'yı vuranlar, evet, yarın yine birleşirler. Hiçbir zaman şey Türk ile Arap'ın kanı beraber akmadı. Sayın Başbakanımız 3 sene önce Türk ve Arap'ın kanı beraber akar diye hamaset açıkladı ama hani nerede Türk ve Arap'ın kanı beraber akmıyor? Yine Türk kanı akıyor. Bir şey değişmiyor. PKK geliyor. Irak kendi içerisindeki sınırlar içerisinde Kandil'e müdahale etmiyor. Kuzey Irak müdahale etmiyor. Bakın dikkat edin. Suriye aynı şekilde uçağımızı düşürdü. Akan kan milletimizin kanı. Memleketimizin evladının kanı. Doğuda da, Güneydoğu'da da, Akdeniz'de de akan kan bizim kanımız. Kimsenin kanı akmıyor. Yani demek ki hamaset yapmaya gerek yok. Aklı selim oturup düşünmek gerekiyor. İlla ki gereken cevap verilecektir. Böyle bir savaşta ne olur? Türkiye tek bırakılır. Ermenistan, Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, hatta ve hatta Gürcistan, ben size söyleyeyim yani buna güvenmeyin. İran, Irak, Suriye, herkes, Kıbrıs Rum kesimi beraber hareket ederler. Yanlarında da İsrail ve ABD, NATO AB desteğini alırlar. Bunu da hiç kimse unutmasın. Ama biz NATO üyesi değil miyiz? Vallahi biz NATO üyesiyiz ama işte NATO üyesi olarak Fransa'nın girmesini veto etmiyoruz, İsrail'in girmesini veto etmiyoruz, Yunanistan'ın, evet, girmesini veto etmiyoruz. Kendi düşmanlarımızın NATO'ya girmesine müsaade ediyoruz. Yani kendi gücümüzü azaltıyoruz. Evet. Türkiye'nin kendi iç kamuoyuna dönmesi lazım. Kendi içerisinde bir hasbihal edip mütalaa etmesi lazım. Cumhurbaşkanlığı seçimine bu kadar az bir zaman kala gündemde yer alan konular neyi yansıtıyor sizce? Nasıl bir Türkiye görüyorsunuz? Şimdi gündem aslında yine AK Parti kanadı tarafından, Sayın Başbakan Erdoğan tarafından bir şekilde sürüklenilmeye çalışılıyor. Farklı yerlere, farklı konularla. Yani Türkiye'nin gerçek gündeminden uzak, milletin bilmesi gerekenleri bilmemesi gerektiği şekilde bir algı yönetimi operasyonu var. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Medyayı açtığınız zaman birkaç tane televizyon ve birkaç tane gazete dışında herhangi bir şey görme şansınız yok. Veya Türkiye'yi okumak istiyorsanız. Mesela bence en önemli şeylerden bir tanesi bugünlerde Yüksek Seçim Kurulu'nun 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 18 milyon fazladan oy pusulası bastırmış olması. Şimdi, nasıl bir şey yani bu? Bizim seçmen sayımız 50 milyon. Neredeyse yarıya yakın bir fazladan oy pusulası. Yani ya bu oy kullanan insanlar okuma yazma bilmedikleri için devamlı çok hata yapıyorlar. Bu yüzden çok fazla oy pusulası basılıyor. Ya da bu oy pusulaları başka bir amaçta farklı bir şekilde kullanılacak. Ki biz bu filmi 2011 Haziran seçimlerinde yaklaşık 17 milyon oy pusulasıyla biliyorsunuz bastırılmıştı. Bu bir şekilde seyrettik. Ve AGİT heyetinin Türkiye'deki temasları, incelemeleri, yapmış olduğu açıklamalar ve ön rapor açıklamaları gösteriyor ki Türkiye'de bir siyaset meşruiyeti sorunu var. Özellikle 2002 yılından bugüne aldığımız zaman son 12 yılı
birileri hak etmedikleri halde ya tek başına iktidar ya da iktidar olmuşlar. İki şık var. Dolayısıyla bu 12 yılda yaşanan atamalar, değişim olduğu iddia edilen birçok konu veya çıkartılan 1756 tane kanun. Bu da çok önemli bir şeydir. 1756 tane kanun çıkartılmış son 12 yılda. Buna sadece 1923-1948 aralığında rastlayabiliyoruz ki o zaman bir devlet kurulmuştu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve geçmişten gelen bir kanun altyapısı yoktu. Bunların hepsini üst üste koyduğumuz zaman pazar günü seçimlerde seçimlerin ikinci tura kalma ihtimalinde bir yükseklik söz konusu. Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla, benim görebildiğim kadarıyla. Her ne kadar gündemden uzak da olsa insanlar muhalif adayları veya mevcut iktidarın desteklediği adayları desteklemek adına yüksek bir katılımla sandığa gidecekler. Bunu görebiliyoruz. Şimdi bu seçimle ilgili şeye gelelim de bir şunu ifade edelim. Yüzyılın hilesi sandıktaki hülye evet. diye bir kitap yazdınız. Evet. O kitapta AKP dönemindeki şaibelere özellikle, dikkat çekiyorsunuz. Evet, özellikle bu dönemdeki evet. şaibelere dikkat çekiyorsunuz. Şimdi bir yaklaşımla aynı zamanda seçime yaklaşımı da ortaya koymuş oluyorsunuz. AKP'nin evet. demokrasi zihniyetini de ortaya koymuş oluyorsunuz. Gündemi sürüklerken zaten demek istediğiniz şey de herhalde net bir şekilde AKP'nin bir şekilde empoze ettiği ya da insanları güdülemeye çalıştığı bazı konularda bir ortamda yaşadığımız değil mi? Hani gündemi evet. bir netleştirelim evet. seçime sonra gelelim. Peki Cumhurbaşkanı adaylarının kampanyasını nasıl buluyorsunuz bu süreçte? Ben haksız, mesnetsiz, belden aşağı çok fazla konuşulan, yüce Allah'a ait bütün hususların bir insan üzerinde konumlandırılmaya çalışıldı. Bu şekilde oy devşirilmeye çalışıldı. Etnik yorumlamanın yapıldığı, buna da çok basit bir örnek vereyim. Ulu Önder Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğu zaman insanların Kur'an-ı Kerim'in mealini bilmeden ibadet yaptıkları için Elmalılı, Hamdi Yazır Hoca Efendi'ye son 100 yılın en önemli tefsirini yazdırmıştı. Parasını da kendisi cebinden ödemişti. Sayın Başbakan Güneydoğu Anadolu'daki mitinginde Kürtçe Kur'an tefsiri yazdırdım diye meydanlarda geziyor. Hangi devletin başbakanı neyi kuruyorsunuz veya neyi ima etmeye çalıştınız? Bu bir etnik ve dini temelde siyaset oluyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun durdurduğu seçim reklam filmine baktığınız zaman aynı şekilde sanki her şey bitmiş. Bütün Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız alınıp takılmış veya tabela yapıyorlar gibi. Örtünün rengi kırmızı. İçerisinde yine Kur'an-ı Kerim, yüce dinimizin Kur'an-ı Kerim'i ve ezan sesleri arasında bir algı yönetimi yapılmaya çalışıldı. Bereket versin ki Yüksek Seçim Kurulu bunu durdurdu. İşte yurt dışında yaşanan şeylerle ilgili olarak seçimde oy kullanma oranının çok düşük çıkmasıyla ilgili olarak başbakanın söylediği çok önemli bir cümle var. Berbat ettiler. Yani neyi berbat ettiler? Yani millet gelip oy kullanmadıysa berbat olan ne?